Bu akşam Başakşehir'in, yarın Sivas'ın Avrupa Kupaları müsabakaları var. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Kalbimiz ve gönlümüz onlardan yana. Cuma günü bu haftanın ilk müsabakasını oynayan takım biziz. Geçen sene bir alt ligden çıkan iki takımın müsabakası olacak. Artık bu ligde yavaş yavaş her takımın oturmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Hala birçok takımın eksiklikleri var. Buna biz de dahiliz. Geçen hafta biliyorsunuz kendi evimizde Galatasaray takımına kaybettik. Kaybederken de nasıl kaybettiğimizi kamuoyunun onunla ilgili yorumlarını yaptı zaten. Tekrar yorumlamak istemiyorum. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman İstanbul'da rakibimize karşı kazanabilme adına sahada ne yapmamız gerekiyorsa onları yapacağız. Bu mücadelenin içerisinde olacağız. Yine eksiklerimiz var. Oltan'ın, Ömer'in, Kaan'ın, Novi Kavas'ın aramızda olmayacağını bir daha söyleyeyim. 4 oyuncumuz olmayacak. Ümit ederim ki bugünkü antrenmanla birlikte bu sayı yükselmez. Dolayısıyla amacımız geçen hafta kaybettiğimiz maçın telafisi bir müsabaka gibi görüyoruz. Hep söylüyorum, rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim sahada yapacaklarımız rakipten çok daha değerli ve kıymetli. Bunun için bu zorlu mücadeleye her yönüyle hazırız. Ümit ederim ki düşündüğümüz, taşındığımız, çalıştığımız birçok şeyi sahada uygular. Oradan hedeflediğimiz puan veya puanlarla şehrimize döneriz. Tabii çok kısa bir periyot. 6 hafta oynandı, 5 hafta oynadık. 5 haftanın her müsabakasında fazla konuşulan bir Erzurumspor var. Yani hakemlere hep söylüyoruz, çok fazla yorumlamak istemiyorum ama herkesin ortak noktada buluştuğu bir şeyde de o kararı farklı bir yöne döndürüp veriyorsanız bunun açıklaması olmalı. Bunu maçtan sonra da söyledim. Hatalar olabilir insanlar için ama hata var, hata var. Yani bu tür hatalar hem camiaların, hem oyuncuların, hem takımların canlarını yakıyor. Ben oynadığımız Ankara Gücü maçı, Sivas maçı, en son Galatasaray maçı, yani oynadığımız 5 maçın 3'ünde hakem hataları veya hakem kararları oyundan daha fazla konuşuldu. Ümit ederim ki bundan sonraki süreçte biraz daha dikkatli olurlar. Çünkü oynanan oyun neticesinde sonuçların alınması çok değerli ve kıymetli. Hakem hataları bunların önüne geçiyorsa o zaman çok gerçekçi bir mücadele olmuyor. Bu insanların emeklerine de yazık. Lehimize veya aleyhimize hiç fark etmez. Galatasaray maçından sonra da söyledim. Bu tür oyunla veya işte yapılan hareketle maçı kazanmak veya kaybetmek benim çok tarzım değil. Kazanıyorsak da adam gibi kazanmalıyız, kaybediyorsak da adam gibi. Oyunla kazanıp oyunla kaybetmek bence çok daha önemli.